Azerbaycan'a gideceğiz. Şimdi Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi, anlaşmanın sağlanması adına olumlu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olumsuz bir takım adımlar da var. İşte tüm bunları konuşacağız. İki ileri bir geri ilişkiler. Fatih Avanos karşımızda. Şimdi dünkü yayınımızda biz neyi konuştuk? İki lider bir araya geldiler. Ortaya bir irade konuldu. Barış görüşmeleri başladı. Belli bir rotaya girdi derken Ermenistan'dan yine bu süreci sabot edecek bir adım daha geldi. İki ileri bir geri. İki ülke dışişleri bakanları da görüştü. Bu da olumlu bir gelişme ama tüm bunları nasıl yorumlayacağız, nasıl değerlendireceğiz senden alalım ayrıntıları. Ya böylesi aslında tam anlamıyla bağımsız olamayan kurumlarıyla tam bir devlet mekanizmasını oluşturamayan ülkelerde sıkça gördüğümüz bir durum aslında dediğiniz ifade ettiğiniz gibi yani bir taraftan liderler bir mesaj veriyor ve ilişkilerin normalleşmesi yönünde bir irade ortaya koyarken diğer taraftan ya savunma bakanlığından ya sahada cephede yani Karabağ bölgesinde oradaki iddia edilen sözde bölgelerde bir provokasyon ya da diğer taraftan dışişleri bakanlıkları aracılığıyla olabilir başka kurumlar arasında olabilir. Her herhangi bir durumda o işte barış ortamını, o diyalog ortamını sabote eden bir gelişme yaşanabiliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da durduk bir ortamda, yani durumun dediğiniz gibi olumluya seyrettiği bir ortamda Azerbaycan askerlerinin bölgede Karabağ'da o kanunsuz olarak bulunan silahlı gruplara yönelik yürüttüğü operasyonu terör faaliyetin terörle mücadeleyi bir etnik kimlikle temizleme aslında aracı olarak kullandığını ifade etti. Yani bölgede az sayıda olan Ermeni tebaanın vatandaşların Azerbaycan tarafından etnik temizliğe uğradığı gibi akla sığmayan bir iddiada bulundu ki Azerbaycan Savunma Bakanı zaten her zaman bu görüntüleri paylaşıyor, yapılanı paylaşıyor. Oradaki yakalanan unsurlar olursa eğer onu da paylaşıyor ve gösteriyor. Bu açıklamanın üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan oldukça sert bir yanıt geldi. Özellikle Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması asılsız, hukuka aykırı ve düşmanca olarak nitelendirildi. İki ülkenin normalleşme yönünde attığı adımların tam da arifesinde böyle bir yıkıcı tutum e, yıkıcı tutumu şiddetle kınıyoruz dedi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve tabi geçmişten Ermenistan'ın bölgede yaptığı o e, zalim ve düşmanca politikaları hatırlattı ve Azerbaycan tarafının yükümlülüklerini uluslararası hukuka ve yine sınırları çerçevesinde gelişim ve kalkınmaya doğru her, e, çalışmalarını, politikasını devam ettireceğini ifade etti. Hiçbir şekilde de bu gerginlik ortamına girmeyeceği Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ifade edildi ama en dikkat çekici. Gelişme şuydu. İlk defa Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında doğrudan temas kuruldu. Bu önemliydi Coşkun Özen. İki Dışişleri Bakanı birbirini aradı. Aracısız ve arada herhangi bir kimse olmadan görüşmede iki ülke liderleri düzeyinde varılan anlaşmaların devamı olarak Gelecekteki barış anlaşmasının hazırlanması, ortak sınır komisyonunun kurulması ve insani konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Ve son dönemde iki dışişleri bakanlığı arasındaki o gerilim ele alındı. Açıklamalar ele alındı. Tansiyonun düşürülmesi bu noktada iki dışişleri bakanının görüşmesiyle sağlandı. Bir diğer not Güney Kafkasya'dan hemen Gürcistan'da Tiflis'in kuzeyinde bir bölge vardı. Burası e, e, Valley bölgesi. 10 Nisan'da bir sözde seçim yaptı. Hatırlarsınız Osetya konusunda Rusya'nın buraya müdahalesi sonrası Gürcistan'dan ayrılıkçı ayrılan bir bölgede ayrılmak isteyen bir bölgede ama bu anlamda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı söz konusu seçimi hiçbir şekilde tanımadığını, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti ve bir kez daha Gürcistan'ın yanında olduğunu ifade etti. Son bir notta Başkent Bakü'ye Ankara'dan önemli bir ziyaret var. Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı Kor General Rafet Dalkran bugün heyetiyle birlikte Başkent Bakü'de e, Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından kabul edildi. Ve orada ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle de... İki ülke liderlerin, özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk ordusunun standartlarına uygun bir şekilde Azerbaycan ordusunun o seviyeleri yükseltilmesi için verdiği talimat ordusunda devam eden işbirliği konuları ele alındı Coşkun Özen. Fatih Avanos'tan Azerbaycan'dan Bakü'den aldık bilgileri sevgili seyirciler.